Sevgili dostlar, YouTube kanalımıza abone olun, minerallerin dünyasını birlikte keşfedelim. 18. yüzyılın sonlarında Kazakistan'ın Karangat eyaletinde Tuba madeninde bakır madencileri rüyalarının zümrüt yatağını buldular. Binlerce parlak zümrüt yeşili şeffaf kristallerle dolu bir kireç taşı içinde kuvars damarlarında fantastik boşluklar vardı. Kristaller analiz için Moskova'ya gönderildi. Ancak minerallerin zümrüt ile sertliği karşılaştırıldığında kolayca dioptöz olduğu ayırt edilmiştir. Daha sonra Fransız mineralog René Jasseheim 1797'de esrarengiz tuba minerallerini araştırmak için Kazakistan'a gitti. Dioptöz çoğunlukla bakır sülfit mineral yataklarının oksitlenmiş bölgesinde ikincil bir mineral olarak oluştuğu çöl bölgelerinde bulunan nadir bir mineraldir. Bununla birlikte oluşum süreci basit değildir. Bakır sülfürlerinin oksidasyonu, silika normal olarak yüksek alkali pH haricinde suda çok az çözünür olduğu için dioptazı kristalize etmek için yeterli olmamaktadır. Sülfürlerin oksidasyonu, silika çözünürlüğünü baskılayan sülfürik asit açısından zengin yüksek asitli sıvalar üretecektir. Bununla birlikte kuru iklimlerde ve özellikle asitlerin karbonat ile tamponlandığı bir maden yatağının olduğu alanlarda yeterli miktarda zamanla silikanın dakika miktarları çözünmüş bir bakır oluşturan dioptaz ve krizakol ile reaksiyona girebilir. 1. Matris üzerinde veya kristal olmayan bir kütle olarak çok küçük prizmatik altıgen kristallerden oluşur. Diğer bakır bazlı taşlarda aynı alanlarda bulunan ve kalsit içerisine dahil edilebilen bakır esaslı bir taştır. Doğal kristallerin rengi içindeki bakırdan, renkleri derin turkuazdan veya mavi yeşilden zümrüt yeşile kadar uzanır ve genellikle malakit yakınında büyür. Dioptazın maden yatakları Amerika, Kazakistan, Şili ve Güney Afrika'da bulunur. Kalpte sevgi uyandırmak, şefkat ve merhamet oluşturmak, duygusal yaraları iyileştirmek için keskin etkili bir taştır. Düzeyi yüksek bir kalp taşıdır. Duygusal kalbi destekler, fiziksel kalbi takviye eder, ruhsal kalbi uyandırır ve uyanık tutar. Manevi gözü açtığı ve yüksek amaçlara yönlendirdiği kabul edilmektedir. Aşırı duygusallığı ortadan kaldırır, duygusal denge sağlar. Duygusal yaraların iyileştirilmesine yardım eder. Bağışlamaya teşvik eder. Beynin kavramasını ve fikir üretmesine yardım eder. Canlılık verir. Akıl ve beden gücünü dengeler. Sükunet verir. Akıl ve dikkat için zihinde kapı açar. Akıl ve mantık yeteneğini geliştirir. Hafızayı güçlendirir. Bu nedenle başarılı olmaya neden olur. Samimi ve güzel insan olmak için yardım eder. Sevgiyi, huzurlu olma halini ve duyguları anlamlı şekilde ifade etme gücünü arttırır. Güçlendirerek ve geçmişteki acı olayların sarsıntısını hafifleterek hayat kalitesini yükseltir. Videoyu beğenip takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayınız. Teşekkürler.